Orada ne alanıydı Akülen? Orada mı buradan getirdin? İsmim Gökhan Kartal. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kızılçukur köyündeyiz. Kızılçukur köyünün tarihi, kuruluşu tam olarak bilinmemesiyle birlikte 15. yüzyıldan önce kurulmuş olduğu düşünülmektedir. Köyün kurucu unsuru Karakeçili yörükleridir. Arıklar, Mırıklar ve Yörükler adlı 3 yörük taifesinin köye gelmesiyle kurulmuş olduğu düşünülmektedir. Görmüş olduğunuz evlerin bulunduğu yer Kızılçukur köyüdür. Arka tarafında Karamanlar köyü vardır. Karamanlar köyü günümüzde Domaniç'e bağlıdır. Şu mevkide Keles'in köyleri başlamaktadır. Şu ileride görülen köy Keles'e bağlı Düvenli köyü. Hemen şu yamacın ön tarafında bulunan köy Hereke köyüdür. Bu köyler Keles'e bağlıdır. Kızılçukur köyünün arkasındaki köy Karamanlar köyü Domaniç'e bağlıdır. Köy bu anlamda tam bir sınır köyü olmasıyla bilinmektedir. 1946 yıllarına kadar köy Bursa'ya bağlıdır, Orhaneli'ye. Köy Kütahya'ya, Tavşanlı'ya bağlanmıştır. Zirai veya tarım neyle daha çok geçimleri var? Çiftçilikle geçinmektedir. Bu 1845 yılında Osmanlı vergi defterlerinde de görülmektedir. Sığır çobanlığı ve çiftçilik köyün geçim kaynağı. Şurada görülen karlı da Uludağ'ın yamaçlarıdır. Mastaları ziyaret ediyormuş değil mi? Beyaz. Burası Smadides'i. Türbesi mi var? Smadides'i. Hayır, mezarı var burada. Evet, mezarı var. Mastaların iyi geldiği. Mastaların tedavi edici özelliği olduğu belirtilen dedi. Tadından sadesi yok. Sadakadaşı. O para konu. Şey ya, böyle bir şey yoktur herhalde değil mi? Çok büyük ya. İyi dayanmış ya. Ve sağlam. Yani o 7-8 yıllık var. Dedenin yanında olmasından dolayı kesilmemiş bu yani. Var ya gelene. O zaman suya toplanmıyor dedenin olduğu yer. Şu ceviz bak, bu ceviz sonradan bitmiş dibinde. Duaya gelir. Şükür duasına geliniyor. Sonbahar mı? İlkbaharda? Sonbaharda gelinir. Yani ekinler toplanıyor artık ya. Veya ilkbaharda, bazı yerler ilkbaharda. Yani bunlara burada dua ediliyor aslında. Şükür duası ediliyor. Her de, bu mahalleye gelecek sıra bütün bu mahallenin insanları birer sini yemek getirir. Öyle yemek de şimdiki gibi gidip de tavşanda lokantanı bile anlaşmak değil. Vatandaş elinde ne varsa onunla onlar ikram eder gelenlere. Taşını cebine koy eder kes. Çok güzel. Tamam. Çıkınca haberleşiriz. Tamam. Kızılçukur'da kaç tane evde var? Belli mi sayı? Abi tam sayısı belli değil. Ama 17 diyorlar, 16 diyorlar. Ama hani pek çoğunun şeyi yok, kitabesi yok. Ne zamanlar dönülüyor? Yani belli bir zamanı vardır, bayram falan. Arife günü. Arife günü değil mi? Arife günü Nazlı Kurban'ı kesele. Bak şu tokmaklarla da şımarık çocuklara vurulur. Buraya böyle para korsun. Ben çok dayak yedim bunda. Ben de buraya gelen çocuk bunu orada aldı mı sevinir. Aslında bunun şeyi bidat falan diyoruz da bu şuymuş aslında. Çocuklara... Para var sen. Ben vurdum şimdi. Para ben de koyayım, biz devam koruyoruz. Şimdi bak bunu koymanın sebebi şu. Yani dışarı çocuk... Mezarına kendi alışsın, ölüm hatırlasın, bu evliyaları bilsin. Şimdi gelin çok sevinirim. Gelin, çocuktan gidip koşarak buraya bakar, para var. Böyle para korkuyor. Korkana ucun mu? Bunların da şeyi, şunlar ne biliyor musun? Mesela bu çok, çevreden de çok gelen olur bizim buraya. Uslanmayan çocuklar, şımarık diyor, hani meraklıdır isimler ya. O çocukların uslanması için buraya gelinir. İşte o çocuklar dedeye, aslında Allah'tan isteniyor ama bunun yüzü hürmetine. Böyle kışına vurar çocuğun. Kışına vurarsın. Bana da vursun abi üstüne böyle. Bak şimdi böyle bunu şu şekilde seni vurarsın bunu. 2, 3. Uslanmak için lazım biraz. Bu çocuk artık uslu olur bundan sonra.
İnşallah. Ya bu hani bu şekilde inşallah. Hadi abi. Sonra şu arkadan toprak alırlar çocuğuna. Dilini ısırıp toprağa tadına baktırırlar. Neymiş yani? Buradaki evliyanın yüzü şu örmetine çocuk artık daha sakin olacak. Zaten etrafını 7 kere dönmenin de bir şey eski Türk inancıyla ilişkisi var. Var mı? 7 rakamının. 7 rakamının içerideki önemi. Mezar kazılmazdı biliyor musun? Nereye? Duydun mu sen şu bölgeye? Yok, hayır. Evet. Biz de arada gömmezdi. Neden gömülmediğini sorduk o zaman çocukluğumuzda. Cazu neydi? İşte ne demekse şu Türkçesinde cazu ne demekse şimdi cenaze oradan çıkar canlanır. Hmm. Aslında o değilmiş. Burası sert olduğu için. Kazma sor. Yani kazma sor geliyor. Vallahi ben buraya ağaç çıktı kazma zor batırdık. Yani onun altı taşlı olduğu için aslında bunun bir mantığı var. Yani biz çocuk. Tabii ya sen numara açsın. O